bir roleplay yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu roleplay'de neler başımıza gelecek arkadaşlar. Ben de gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Benim Roblox kullanıcım Busra Altinyete, beni orada followlarsınız. Eğer ben oyundayken bana joinlenebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Bu harika harika bir şey olur arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki Instagram hesabım, Roblox hesabımı sürekli soruyorsunuz. Açıklamada bunlar var arkadaşlar. Açıklamadan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda TikTok'u da aktif bir şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Beyaz Oyun yazarak TikTok hesabımı da oradan bulabilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Canım kardeşim ya, çok güzel oldu. Ya gerçekten yakıştı mı, beğendin mi? Evet, bence çok güzel oldu. Sen de ne yapacaksın biliyor musun? En güzel gece kıyafetini giyeceksin, tamam mı? Çünkü annemle babama söz verdim. Mezuniyet için bana çok güzel başlık verdiler. Sen de onları giyineceksin, tamam mı? Ben mi? Evet, mezuniyetin en güzel kızı sen olabilirsin. Ya ama sen niye öyle giymiyorsun? Ya ben zaten sevmiyorum öyle giymeyi. Benim tarzım öyle değil. Benim tarzım böyle. Birazcık sportif takılmayı seviyorum. Sen bence birazcık daha böyle ışıl ışıl böyle çok güzel elbiseler sana yakışır. Ya gerçekten yakışır mı? Tabii ki yakışır. Sen mezuniyetinde giymeyi düşünüyordun ki. Ben çok güzel bir tane abiye buldum. Çok beğenmiştim. Ama üvey annem dedi ki hayır dedi, çalış kazan dedi. Çalışıyorum ama paramı da vermiyor. Merak etme, ondan intikamını bu akşam alacağım senin için. Bak sana her şeyi tarif edeyim, tamam mı ben? Girişte, hemen girişte sol tarafta mutfak var. Sağ tarafta salon var. Üst katta da yatak odası var. Unutma, tamam mı? Ha tamam. Tamam ya, unutma, aklımda kalır. Benim de sana dediklerimi unutma, tamam mı? Her gece annem odaya gelir, haberin olsun. Annem bir şey anlatırken sürekli ona kahkaha at. Çünkü ben öyle yapıyorum. O iş yerindeki dedikoduları anlatıyor. Ben de ona gülüyorum sürekli. Tamam mı? Annen her akşam seni öyle mi uyutuyor? Evet. Keşke hiç ayrılmasaydık. Onlar da beni evlat edinseydi. Ya ama ben eminim ki seni tanısalardı, varlığından haberdar olsalardı Esra. Gerçekten benim annem babam öyle iyi insanlar ki bizi birbirimizden ayırmazlardı kardeşim. Gerçekten öyleler mi? Evet, çok iyi insanlar yani. Bana her zaman, ben hiç evlatlık olduğumu bile anlamadım. Canım kardeşim ama ben çok heyecanlıyım şimdi. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Utanırım orada. Ay sakın utanma, bizim evde ben asla utanmam. Her istediğimi de yaptırırım yani. Utanırsan annem kesinlikle anlar. Ay ben gerildim mi ya? Yapmasak mı acaba? Hani annen gelip kızarsa? Yok yok, kızmazlar. Bir şey olmaz. Sonunda söyleyeceğiz ama şu anda söyleyemeyiz. Hadi havada karardı. Bir an önce gidelim. Ben sana otobüste gideceğin, kaçıncı durakta ineceğin hepsini söyledim, tamam mı? Orada inersin. Oradan inince hemen zaten tarif ettiğim gibi gittiğinde bizim evdesin. Sen o eve gitme bence ya. Çok kötü davranacaklar sana. Davransınlar bakalım. Davransınlar da günlerini göstereyim ona. Seni iyi niyetinden hep yararlanmışlar senden. Benim kardeşime kim kötü davranacak öyle? Onlara nasıl günlerini gösteriyorum kardeşim? Ya kardeş olmak kesinlikle çok farklı bir duyguymuş. Meğerse kardeş her şeyden daha güzelmiş. Benim daha bugüne kadar hayatımda kimse savunmadı. Merak etme. Bundan sonra ben varım. Seni her zaman savunacağım. Hadi bir an önce gidelim, bu işi halledelim. Ya neresiydi acaba tam olarak tarif ettiği? Ha bu ev. Nerede kaldın kız sen? İşteydim. Kız sen niye geç kalıyorsun akşamı karanlığına? İşe gidiyorum, ondan olabilir mi canım? Sen niye böyle davranıyorsun bana? Nasıl istersem öyle davranırım, yorgunum. Kız sen dayak mı istiyorsun? Hayırdır, sen beni dövebileceğini falan mı düşünüyorsun? Geç kız bulaşıkları yıka, çabuk canımı sıkma. Bey görüyor musun? Bana karşı gelmeye de başlamış. Üstüme de geliyor. Kız annene niye öyle davranıyorsun sen? Sizle mi uğraşacağım? Allah Allah. Git hadi bulaşıkları yıka diyorum sana. Ha tabii çok beklersiniz. Ben uyuyacağım. İşten çıktım, geldim burada. Şunu kıyafetlerine falan da bak ya. Yeni almış herhalde. Her şeyi harcıyor zaten. Ha harcıyor. Öyle yapıyorsunuz demek ki kardeşime. Size gününüzü göstereceğim, merak etmeyin. Kız sen niye böyle davranıyorsun? Bugün bir farklısın. Yok canım, canım istediği gibi davranıyorum. Böyleyim ben bundan sonra. Aa! Saygısıza bak. Sen saygısızsın. 15 yıldır aynaya bak, görürsün. Tamam mı? Hadi. Neyse. Ben duşa gireceğim. Rahatsız etmeyin beni. Ay kardeşim burada yaşıyor demek ki. Şimdi bu evde bir tane yatak odası var. Evet. Bir bakayım şuraya. Burada da bir yatak odası var. Burada da bir lavabo var. Belki büyük ihtimalle. Kız ne geziyorsun bizim odada? Öf ya, yanlışlıkla girdik işte. Canım sıkıldı. Girdim. Sana ne? Sen benim odamda ne giriyorsun? Çık dışarıya. Aa! Sen çok saygısızlaşmışsın. Neyse ben biraz uyuyacağım. Hadi çık dışarıya diyorum sana. Uykum geldi. Akşama kadar ben çalıştım. Sen çalışmadın. Hanımefendiciğim. Hani küçük prenses. Öyle davranıyorsun ya. Burası senin odan değil. Nasıl benim odam değil ya? Burada 3 kişi yaşıyoruz. Orada yatak odası var. Burada da çocuk odası var. Ranza var. Yok yok, burası senin odan değil. Hayalperestciğim. Ne demek ya? Bunlar benim kıyafetim değil mi?
Yok, burası benim giyinme odam. Ne demek senin giyinme odan var ve bu odada başka bir oda yok. Ben nerede yatıyorum? Haberin yok herhalde. Senin en sonki cezanı unuttun. Neymiş ki en sonki cezan benim? Sen giyinme odasında kalıyorsun. Burada kalıyorsun. Ne? Burada yatak dururken burada mı yatıyorum ben? Kız senin sesi çok çıkmaya başlamış. Bak canım benim. Bundan sonra ben burada yatıyorum. Haberin olsun. Aa, sen çok canımı sıktın şu anda. Seni döverim. Hadi dövsene. Hadi döv. Bak. Bu ne numarası? 155. Ne yapıyorsun kız sen? Bak bak ne yapıyorum? 155'i arıyorum ve şiddetten seni şikayet ediyorum. Hadi yapsana ya. Hadi. Hadi gelsene üstüme. Hadi beni döv. Hadi. Hadi. Bey bunun huyu suyu değişmiş. Beni tehdit ediyor. Ya öyle saf kızı öyle kandırmışsınız yazık kardeşime. Hadi gelin bir de beni kandırın ya. Gelin kandırsana. Hani hakkını savunan beni de kandırsana. Kız bağırma oradan. Bağırıyorum, sana da bağırıyorum. Var mı itirazın? Ne? Ne oldu? Sen annene nasıl öyle davranırsın? Peki siz bana nasıl böyle davranırsınız? Ne hakkınız var bana böyle davranmaya? Odama neden kapıyı çalmadan giriyorsun mesela? Peki burası benim, burada iki tane yatak varken de burada yatmam hangi adalete sığıyor? Kız sen hiç böyle konuşmazdın. Ha sen de orada neyi dinle tamam mı? Dinle. Bak beni dövecek şimdi. Git buradan. Gidin çıkın odamdan. Çıkın. Allah Allah. Benim yazık kardeşimi öyle eziyet edip durmuş da. Hadi gelin bir de bana edin eziyet. Burada da rahatça uyuyacağım. Ben akşama kadar çalışıyorum. Yemek de hazırlayın bana. Canım kardeşim ya. Buralarda mı yaşıyordun sen? Hatta seni burada bile uyutmuyorlardı değil mi? Kıyamam ya. Ne vardı ki şurada güzel bir dolabı bile yok. Bir yatağı bile yok. Dolabı bırak. Bir yatağı bile yok. Burasıydı sanırım. Evet burası. Annesi de böyle biriydi. Evet daha geçen gördüğümde böyleydi. Ay kızım nerede kaldın? Meraktan öldüm burada. Yemek hazırladım o kadar. Bana mı kızım dedin? Evet Büşra sana dedim. Kime diyeceğim? Benim başka kızım var mı? Ha evet. Ya belli etmemem gerekiyor. Ve ilk defa kızım kelimesini duyuyorum ben. Hadi kızım niye bu kadar sessiz sakinsin? Bugün şimdiye sen böyle bağıra çağıra girmen gerekiyor. Elbiseni aldın mı? Evet anne aldım. Nerede? Hadi gel içeride göster bana. Tamam anne hemen göstereceğim sana. Ay kızım biliyor musun bugün iş yerinde çok komik olaylar yaşandı. Kadının birisi gelmiş böyle bağırıyor. Ya anne öyle mi? Ay bir şu an demişti anlattığı her şey gülüyormuş. Evet anneciğim çok komik ya. Ya ne güzeldi anneye sahip. Babası da var demişti. Acaba babası nerede onu sorayım. Kızım sen babanı merak etmedin şimdi 100 kere sorardın. Anne babam nerede? Baban iş gezisi için hızlıca çıkmak zorunda kaldı. Aa gitti yani. Hadi gel mutfağa yemek hazırlayalım. Keşke ben de böyle bir anneye sahip olsam. Hiç böyle bir annemle hiçbir zaman mutfakta böyle beraber mutlu yemek falan hazırlamadık. Çok güzel de bir annesi var. Benim annem neden böyle olmadı? Keşke benim de size evlat edinseydiniz. Kızım niye öyle bakıyorsun? Gözlerin doldu. Yok anne alerji oldu da gözlerim ondan. Ha tamam kızım hadi geçelim yemek yiyelim. Sevdiğin dizi de var bugün. İzleyelim. İstersen sen ne istersen onu izleyebilirsin anne. Aa kızım bunu sen mi diyorsun gerçekten? Bunu sen diyorsun yani. Ha tamam. Ay bir şu an böyle davranmıyordu sanırım. Anne tabii benim dizim var. Dizimi izleyelim hadi. Neredesin kız sen? Dışarıda hava almaya çıktım canım. İnsanlar dışarıya yürüyüşe çıkabilir. Senin öyle bir çıkma hakkın yok. Sen cezalısın. Ne yaptım da cezalıyım mesela? Ne yapmış olabilirim böyle bir ceza almak için? Beni eve tutsak etmeniz için? Ki hiçbir sebep insanın böyle özgürlüğünü kısıtlaması gerektirmez ama ne yapmışım ben? Geçen bulaşıkları yıkamamışsın. Aa siz ne yapıyorsunuz hanımefendi evde? Oturuyor musunuz? Aa TV programları izliyorsunuz öyle mi? Siz yıkayaydınız. Ben çalışıyorum hem de okuyorum. Senin okula gitme hakkın yok artık. Seni okuldan aldık. Ne demek okuldan aldınız? Kardeşim okuldan da almışlar. Ya bu sene son yıl nasıl alırsınız? Aldık işte seni. Anladım. Öf ya başım ağrıdı. Tansiyonum çıktı. Gidip yatacağım biraz. Yat sen. Benim işime gelin. Buralara bir kamera yerleştireyim hemen ben. Şuraya bir tane. Sizin bana nasıl davrandığınızı tüm polislere göstereceğim. Kardeşim öyle yaparsınız ha. Sizin gerçek yüzünüz ortaya çıkacak. Baban gelsin sana göstereceğim. Neyi göstereceksin? Böyle konuşmayı. Neyse ben şurada oturacağım biraz ya. Telefonu nereden aldın? Çalıştım, kazandım, aldım. Tamam mı? Ne biçim davranıyorsunuz benim kardeşime? 15 yıl size nasıl katlandı ki? Neyse dur babam birazdan işten gelir. Sana bakacak o. Göreceksin sen. Of ya bu bulaşıklar da bitmiyor. Canım makine var ona koyabilirsin istersen. Kız akıl verme bana.
Yani akla gelmemiş olabilir. Her zaman makine olduğu halde bile kardeşime yıkatıyordu. Kardeşim derken? Yani kardeşim dediğim bana yıkatıyordun. Dur senin babanı bir arayayım senin. Dur arıyorum babanı. Ah baban geldi. Dur seni ona bir şikayet edeyim. Et şikayet et. Bey tansiyonum çıktı. Ne oldu hanım? Ne olacak, bu kız beni çileden çıkarıyor bu kız. Sen annene nasıl davranıyorsun? Kamera kayıtları da olduğu için biraz sakin davranmam gerekiyor. Baba ben bir şey yapmadım. Kız sen annene nasıl kötü davranırsın? Bir şey yapmadım, sadece haklarımı savunuyorum. Başka hiçbir şey yapmadım. Ben ona saygısızlık yapmadım. Siz bunu 15 yıldır eziyet ediyorsunuz. Ne yapacaktık kız seni sana yoksa? Seni niye aldık biz? Çalışsın eve para getirsin, evin hizmetçiliğini yapsın diye aldık biz. Beni bu yüzden mi evlat edindiniz yani? Evet. Ne sandın ya? Tabii seni hizmetçi olarak aldım. Yoksa evlatlık bundan istemezdim ben. Bundan peki sosyal hizmetlerin haberi var mı? Yok, onlara söylesek seni elimizden alırlar. Sen hizmetçiliğe devam et. Vallahi kız senin saçını başını yolarım. Siz bana hep kötü davranıyorsunuz. Hep psikolojik normal şiddet uyguluyorsunuz. Sizi şikayet edeceğim. Evet. Geçen ettin de ne oldu? Ha? Geçen edecektin de ne oldu? İnanmadılar sana. Çünkü sen daha çocuksun, psikolojikman sorunların olduğunu düşündüler. Ama bu kez öyle değil canım benim. Haberiniz yok. Tüm kameralar kayıtta. Şimdi gidip bir polise vereyim de telefonuma da yükleyeyim hemen kamera kayıtlarını. Neyse ben birazcık dışarı çıkıyorum. Birazdan geleceğim. Ben koş, buraya nereye gidiyorsun? Geleceğim. Uf, sonunda geldim. Polis abla, şu görüntülere bakar mısınız? Anne babam bana kötü davranıyor. Kızım annem baban kim? Annem babam beni 14 yıl önce evlatlık almışlar. Daha ben bebekken hep 15 yıldır bana kötü davrandılar. Bakın şunlara. Ay bu ne böyle? Bu şiddet ne böyle? Hemen ekibi yönlendiriyorum oraya. Bekle. Artık. Ya hanımefendi birazcık psikolojik rahatsızlıkları var, yalan söylüyor. Bakın yine kandırmaya çalışıyorlar. Daha önce görüntü alamadım o yüzden. Tutuklusunuz, her şeyi gördük, görüntülerde var. Çabuk bakın, tüm görüntüleriniz burada, gördünüz mü? Çabuk gidin hemen. Başını ağlama. Bunca yılda sen benim kardeşimi ağlattın, ağlama rolü yapma. Eziyet ettiniz, bak. Gördünüz mü sonunu? Şimdi hemen kardeşimi aramam lazım. Alo kardeşim, intikamın alındı. Nasıl yani? Onları tutuklattım. Nasıl ya, ben daha önce şikayet ettim ama inandıramadım. Psikolojik sorunları var dediler bana. Ben ne yaptım biliyor musun? Kamera yerleştirdim eve, onların her şeyini gösterdim ve tutuklandılar. Artık onlardan kurtuldun. Ama şu anda benim kalacak yerim kalmadı. Merak etme, onu ben halledeceğim kardeşim. Hemen geliyorum eve. Hemen giriyorum. Evet arkadaşlar, bir roleplay'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Devamını istiyorsanız hemen like atmayı, yorumlarda bunu belli etmeyi unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen neden abone olmuyorsun? Hemen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya kocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Oyun'dan hepinize